Yok olup gitmiş bir Vastaya kabilesinden gelen Niko bir şekil değiştirici. Renkli yetenekleri ve gücünü ezeli büyülerden alan dönüşebilme becerisiyle hınzır ve yıkıcı bir büyücü. Tehlikeli görünmeyebilir ama siz yine de dikkat edin. Söz konusu Niko ise hiçbir şey göründüğü gibi değil. Niko şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Küsü tohum tuzağı Niko'nun ana hasar kaynağı. Bir rakibi katlettiğinde ya da şampiyon veya canavarlara hasar verdiğinde tekrar patlayan bu yetenek 3 kereye kadar yeşerebilir. E'si dolaşık dikenler içinden geçtiği rakiplere hasar veren ve onları kısa süreliğine yere sabitleyen büyülü bir sarmal gönderir. Son isabet alan şampiyon daha uzun süre sabitlenirken dolaşık dikenler en az 2 rakibe isabet ettiğinde büyür, hız ve sabitleme süresi kazanır. Tohum tuzağı ve dolaşık dikenler ikilisi çok can yakar. Özellikle 3 patlamayı da yiyen rakipler hazım konusunda epey zorlanacaktır. Bu iki yetenek bir büyücü için standart ani hasar kombosunu sağlıyor. Ama Niko'nun pasifiyle bakın işler nasıl karışıyor. Pasifi binbir suratla Niko şekil değiştirerek bir takım arkadaşının suretine bürünür. Ben kesinlikle Niko değilim ki. Bip bip, Niko metal birey oldu falan. Rakiplerin kafasını karıştırıp onları yanlış kararlar almaya zorlayabilir ya da sizi kolay lokma sandıkları anda EQ kombonuzla akıllarını alabilirsiniz. Oo, şenlik var. Ama unutmayın. Şampiyonlarla savaşmak ya da saldırı yetenekleri kullanmak bu şenliği bozar ve pasifin bekleme süresini de arttırır. Bunları yapmadığınız sürece takım arkadaşını saldırı menziline kadar kopyalayabilen Niko'yu tanıyabilene aşk olsun. Sakin ol. Kimse senin Niko olduğundan şüphelenmiyor. Niko W'su kandırıkçı ile kısa süreliğine görünmez olup o an hangi biçimdeyse onun koşan bir kopyasını istediği yöne gönderir. Oldu ki. Masum rakiplerle saklambaç oynamanın en iyi yolu. Ya da leziz mi leziz hiçlik böcekleriyle. Kandırıkçının bir de pasif etkisi var. Her 3 normal saldırıdan biri ruh enerjisiyle çınlayarak ilave hasar verir ve Niko'nun hareket hızını kısa süreliğine arttırır. Niko'nun ultisi ruh çiçeği. Ruh enerjisi toplamaya başlayan Niko havaya zıplar, kalkan kazanır ve yakındaki rakipleri yavaşlatır. Ardından büyü enerjisini serbest bırakarak onları sersemletir ve büyük miktarda hasar verir. Şekil değiştirmişse Niko'nun baştaki güç toplamasını yalnız kendi takımı görebilir. Habersiz rakiplerin ise ardından gelen patlamaya karşı koyacak çok vakti olmayacaktır. Onların hayatlarına da biraz renk gelir, fena mı? Akıl oyunları, sürpriz saldırılar ve kaosun ortasında kafası karışmış savunmasız rakipleri yakalamak Niko'nun hobileri arasında. Niko sana büyü yapıyor. Çiu, çiu. Mükemmel bir ruh çiçeği patlaması için binbir suratla sinsiliğinizi konuşturun ve rakipleri kandırıkçıyla şaşırtın. Yere yakın koşandan korkmayı öğrensinler. Göründüğünden çok daha fazlasını vaat eden bir ani hasar büyücüsü arıyorsanız bu durakta inebilirsiniz. Meraklı bu Kalemun hakkında daha fazlası eğer bulabilirseniz aşağıdaki bağlantılarda. Size bir soru. Graves'lerden hangisi gerçek, hangisi klon, hangisi Niko?